15 Temmuz 1799'da Suriye seferinden perişan bir halde Mısır'a gelen Napolyon, daha ayağının tozunu bile silmeye vakit bulamadan Türklerin Abukır Körfezi'ne kuvvet çıkardığının haberini aldı. Önce Suriye seferini zaferle kapatmış da hedeflerine ulaşmış gibi ordusunu Kahire'ye düzgün bir nizamla soktu. Bir geçit töreni de yaptırdı ki Kahire halkı Zoka'yı yutsun. Ardından elindeki sefer yorgunu kuvvetlere bir çeki düzen verdi. Kahire'den de kullanılabilir her adamı toplayarak İskenderiye üzerine yürüdü. 23 Temmuz gecesi Türklerin olduğu mevzilere yaklaştığında ise çıkarmayı yapmış olan Türklerin oradaki küçük bir Fransız garnizonunu esir edip herkesi kılıçtan geçirdiklerini, her bir Fransız askerinin Türk komutan Mustafa Paşa'nın önünde boynunun vurulduğunu da öğrendi. Fransız subaylardan birisi günlüğüne, Türklerin bu kanlı savaş yöntemi askerler arasında çok kötü bir etki yarattı. Fransızlar böyle acımasız savaş yöntemlerini sevmezler diye yazıyordu. Haftalar önce Yafa'da yedikleri haltı, teslim olmuş 3000'den fazla silahsız Türk askerini katır kutur doğradıklarını da hiç mi hiç hatırlamıyordu sanki. Her halükarda ele geçirilen her bir Fransızın kılıçtan geçirilmesi Napolyon'un askerleri arasında büyük bir öfke yarattı. Burası kesindi. Sonuçta meydana gelen savaşta Napolyon'un komutasındaki 8000 Fransız askeri Abukır Körfezi'ndeki küçük bir alanda mevzilenmiş, takviye kuvvet bekleyen Mustafa Paşa'nın komutasındaki 7000 kişilik Türk, Memlük ve Bedevi güçlerini ezdiler. Ama öyle böyle bir ezme değil. Herifler neredeyse hiç esir almadılar. Bayağı bayağı katlettiler. Ölen askerlerin pek çoğu sadece denize itelenmişler, boğularak öldürülmüşlerdi. Fransız subaylar, eğer bir Avrupa ordusuyla savaşıyor olsaydık en az 3000 esir alırdık ama ayaklarımızın altında 3000 ceset yatıyordu diyorlardı. Ama büyük bir ihtimalle 5000'e yakın ceset vardı. Beyaz tenli, Avrupalı ve Hristiyan değilsen farklı muamele görürsün kuralı işletilmişti. Bu arada bizim Mustafa Paşa da en azından kendi açısından söylüyorum bayağı bir gözü kara adammış. Kendisini esir almaya gelen Fransız generalin kafasına sıksa da ancak yaralayabildi. Arada patlayan hengamede bir elinin parmakları koptu gitti. Aslında paşamız Ruslarla savaşmış, arada sırada da olsa onları yenmiş, Avrupa ordularının savaşma şeklini bilen birisiydi. Ancak ne yazık ki yaptığı plan hatalıydı. Küçük bir yarımadaya binlerce askerini tıkıştırmış, takviye beklemeye başlamıştı. Arada geçen zaman zarfında da savunma mevzilerini hazırlarım diyordu. Ancak Napolyon hem beklenenden çabuk gelmiş hem de bizim hala hazırlanmakta olan yarım yamalak mevzilere bakınca açığı anında yakalamıştı. Dar bir alanda manevra yapamayan ve kaçış veya geri çekilme planı olmayan, aslında kendini bir tuzağın içine hapsetmiş bir ordu. Artık ondan sonra da geçmişler olan. Bu muharebeyi nasıl kaybettik, neden böyle bir katliam yaşandı gibi detaylara girmeyeceğim. Hem bir faydası yok, hem de ben savaş tarihçisi değilim. Bir de bir şey daha var. Değişik kaynaklar farklı farklı şeyler anlatıyorlar. Mesela bir tanesinde Fransız General Murat, Mustafa Paşa'nın çadırına girmiş de orada teslim almaya çalışmış diye anlatılıyor. Bir başka kaynakta ise aynı general Mustafa Paşa ile at üzerinde kılıç çekip cenk etmişler de bizim paşa öyle esir edilmiş. Bir başka kaynakta da geleceğin Kavalalı Mehmet Ali Paşa'sı bu muharebede çarpışmış, yenildiğimiz aşikar olunca da yüze yüze bir İngiliz gemisine sığınmış. Ancak bambaşka bir kaynakta ise Kavalalı Mehmet Ali'nin Mısır'a 1801 yılında, yani olaydan neredeyse 2 yıl sonra geldiği yazıyor. Şimdi hangisine inanalım? Ama şurası kesindir. Napolyon açıkta yakaladığı rakibini nakavt etmektedir. Artık orası bir tartışma konusu değildir. Tamam, Abukır'da Osmanlı ordusunu imha etmiş, Suriye seferindeki rezaletlerin izlerini silmeyi başarmış, askerlerin gözünde açıkta yakaladı mı affetmeyen Napolyon imajını da tazelemişti. Ama şimdi ne yapacaktı? Adam ufkunun sonuna gelmişti. Önce Kahire'ye geri döndü. Türkler artık bir süre daha baş ağrıtmazlardı. Fransa'dan gelen yarım yamalak haberlerin hepsi berbat derecede kötü havadislerle doluydu. Fransız orduları Avrupa'nın her bir yerinde yeniliyorlardı. Bunları bile bile Paris'teki direktörlük hükümetine baskı yapmak amacıyla kalktı bir yazı döşendi ve Paris'e gönderdi. Aman diyordu. Burada durumlar fena. Mısır'a geldiğimizden beri 5344 adam kaybımız var. Bize acele 6000 asker takviyesi yapın. Tabii ki böyle bir yardımın gelmeyeceğini, daha doğrusu gelemeyeceğini çok iyi biliyordu. Ancak bilmediği bir nokta da şuydu. Fransa'da mutlak iktidarı ele almak istiyordu ama ortam ve koşullar bunun için uygun muydu acaba? Her ne olursa olsun bütün riskleri almalı ve Fransa'ya geri dönmeliydi. Hem de en kısa zamanda. 11 Ağustos'ta eline basılmış en son Avrupa gazeteleri geçti. Artık düşman orduları Fransa'nın kapılarındaydı. Bir İngiliz-Rus ortak gücü Hollanda'yı işgal etmişti. Başka bir Avusturya-Rus ordusu İsviçre'yi kontrol altına almıştı.
bir Türk-Rus ortak filosu Fransa'nın elindeki Korfu Adası'nı ele geçirmişti. Başka bir Avusturya-Rus ordusu Kuzey İtalya'ya girmiş, bölgeden Fransızları dehlemişti. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Fransa ekonomik çöküntünün eşiğindeydi ve Cumhuriyet gitsin, monarşi yeniden kurulsun diyen halkın büyük bir kısmı Cumhuriyetçi direktörlük hükümetine karşı direnişe geçmişti. Yani Cumhuriyet tehlikedeydi. İşte bu kabul edilemezdi. Napolyon her ne pahasına olursa olsun monarşinin kurulmasına engel olmalı, Cumhuriyeti korumalıydı. Herifin tabii ki Cumhuriyet mumuriyet umurunda değildi. Ama şunu çok iyi biliyordu. Şayet Fransa'da monarşi yeniden kurulursa Fransa'da tek adam olma hayallerinin sonu gelmiş, siyasi hayatı da bitmiş olacaktı. Napolyon en yakınındaki generalleriyle bir toplantı yaparak Fransa'nın içinde bulunduğu kritik durumu paylaştı. Toplantıda bulunanlara, "Arkadaşlar, Mısır'daki durumumuz pek parlak değil. Bu güç anında burada sizinle beraber kalmak istiyorum. Ama başka bir seçeneğim de yok. Ana vatanımız büyük bir tehdit altında. Oraya dönmeye mecburum." diyordu. Kendisine birkaç ay önce 26 Mayıs'ta direktörlük hükümetinin gönderdiği mektubu da gösterdi. Mektupta hükümet yetkilileri gerekli görmen durumunda Fransa'ya dönebilirsin diyordu. Bu son derece değerli bir belgeydi ve kaybetmese iyi olurdu. Çünkü daha sonraki dönemde sen Mısır'daki ordunu yüzüstü bıraktın ve firar ettin suçlamalarına karşı bu yetkilendirme mektubunu göstermesi gerekecekti. Lütfen şu ayrıntıyı da atlamayın. Bu çok önemli toplantıda sadece birkaç kişi vardı. Öyle bütün generaller, subaylar, askerler falan filan olaydan haberdar değillerdi. Burada bir parantez açıp şu bilgiyi de vermem gerekir. Adam Zamoyski'nin iddiası şudur. Evet, direktuar hükümetinden bir mektup gönderilmiştir ama o mektup daha Mısır'a varmadan Napolyon Mısır'ı terk etmiştir. Yani Napolyon'un mektuptan haberi falan yoktur. Anca Fransa'ya döndükten sonra olmuştur. Yani bir bakıma Napolyon Mısır'dan firar etmiş durumuna düşmüştür. Tabi bu da bir iddia. 17 Ağustos'ta Napolyon'a yeni bir haber geldi. Türk-İngiliz ortak deniz gücü Mısır karasularından çekilmişti. Napolyon "Oo" dedi. Tam da aradığımız fırsat. Aynı gün Kahire'den kalktı, Akdeniz sahillerine gitti. 6 gün sonra da gemideydi artık. Yanına sadece birkaç güvenilir kişiyi aldı. Birkaç bilim adamı, 3 tane yakın generali, Rüstem adında Gürcü kökenli 17-18 yaşlarında bir memlük ve 200 kadar kendisine korumalık yapacak asker. Bu memlük Rüstem'i Fransa'ya zorla götürmemiş, yanında gelmeye ikna etmişti. "Gel Rüstem," demişti. "Bizi Fransa'da dünyanın en güzel kadınları ve bol para bekliyor." Bu Rüstem, Napolyon'un kişisel bodyguardı oldu ve o her nereye gittiyse Rüstem de oraya gitti. Napolyon nerede uyuduysa o da kapının dışında bir matrasta bir elinde hançereyle uyudu. Hem de tam 15 yıl boyunca. Ama Napolyon 1814'te ilk sürgününe Elbe Adası'na gönderildiğinde Rüstem efendisiyle gitmeyi reddedecek, Napolyon da Rüstem'i asla affetmeyecekti. Napolyon'u Fransa'ya götüren gemide yokluğu en fazla dikkat çeken kişi ise Pauline Faure'ydi. Yani Mısır'daki ayları boyunca Napolyon'un yatağını şenlendiren metresi. Kadını da satmış mendebur herif, beraberinde götürmemiş. Hadi size dedikodusunu yapayım bari, sevenler çıkacaktır. Bu Pauline Faure aslında Mısır seferine dahil edilmiş subaylardan birinin karısıydı. Daha çiçeği burnunda taze evlilerdi. Hatta öyle ki çiftimiz balayındayken Mısır seferine dahil olmak zorunda kalmışlardı. Aslında subay eşlerinin gelmeleri yasaktı. Ama kadıncağız "kocamı yalnız bırakmayayım bari" diyerek bir asker üniforması giymiş, 54 gün boyunca da Fransa'dan Mısır'a doğru olan yolculukta gemide saklanmayı başarmıştı. Ancak Mısır'a çıkarma yapıldıktan sonra kadın ortaya çıkmış, o arada kadınsızlıktan kırılan Napolyon'un gözüne çarpmış ve usulüne uygun bir şekilde kadının kocası Fransa'ya bir göreve gönderilmişti. Pauline Faure'ye düşen görev ise kocacığı uzaklardayken Napolyon'un yatağını ısıtıp Napolyon'u şenlendirmek, generalimizin biricik karısı Josephine olan hasretini hafifletmek olmuştur. Ama ve lakin kadının kocası Fransa'daki görevini bitirip de Mısır'a döndüğünde olayı öğrenmiş ve karısını boşamıştır. Falan filan. Hep mişli muşlu şeyler işte. Tamam, Napolyon Mısır'dan kaçıp gitmişti de geride kalan o kadar 1000 askere kim komuta edecekti? Napolyon Efendi onun da bir kolayını buldu. İyi bir asker, nitelikli bir general olan Jean-Baptiste Kleber'e bir mektup yazdı. "Anavatan beni bekler, ben Fransa'ya dönüyorum, buralarsa sana emanet" dedi. "Namusum şerefim üzerine yemin ediyorum, Fransa'ya döner dönmez Mısır'a takviye güçler göndereceğim" diye de ekledi. Akdeniz İngiliz donanması kontrolündeyken bu işi nasıl yapacaktı onu dememişti işte. 1800 yılının Mayıs ayına kadar takviye gelmezse Türkler ve İngilizlerle onurlu bir teslim anlaşması yap falan da diyordu mektubunda. General Kleber tabii ki öfkeden deliye döndü. Napolyon'un ardından saydı döktü. "O it oğlu it bizi bu lağım kuyusuna getirdi, bir de yetmedi bizi burada ayazda bıraktı." Ardından ekledi.
paçalarına kadar bok doldurdu da öyle kaçtı gitti. Ama ahdim olsun, Fransa'ya döndüğümde o boku onun o şekilsiz suratına sıvayacağım. Böyle bir şey yapar mıydı? Son derece sert bir adamdı, yani yapardı. Ama buna fırsat olmadı. Mısır'da bir suikaste kurban gitti. Peki Napolyon gerçekten de Mısır'daki ordusunu yüzüstü mü bırakmıştı? Firar mı etmişti? Elinde direktörden gelen izin mektubunun olduğunu varsayarsak teknik olarak hayır. Ama askeri ilkelere göre evet. Teknik olarak hayır, çünkü Paris'teki hükümet Fransa'ya geri dönebilirsin iznini vermişti. İlkeler açısından evet, firar etmişti, çünkü bir komutanın yeri askerinin yanıdır. Mısır'daki ordu onun ordusudur. Birkaç yıl önce İtalya seferindeyken o kurmuştur. Mısır'a giderken de özellikle o orduyu, o subayları, o askerleri kendisi seçmiştir. Neredeyse hepsini adıyla, sanıyla tek tek tanımaktadır. Şunu da eklemeden olmaz. Korsikalımız firar etmiş gibi görülmektedir ama gerçekten de Mısır'a takviye göndermeye çalışmıştı. Bu uğurda 5000 asker de gemilere yüklenmiştir ama Akdeniz İngiltere kontrolündedir. Gemiler ancak Libya'ya kadar gidebilmiş, bir çıkarma yapmışlar. Fakat Mısır'a kadar olan 600 kilometreyi kat edemedikleri için gemilere geri doluşup Fransa'ya dönmüşlerdi. Mısır'da kalan Kleber, Napolyon'un talimatlarını derhal buruşturup çöpe attı ve İngiliz-Türk koalisyonu ile teslim koşullarını görüşmek üzere masaya oturdu. 13 Ocak 1800'de El Arış Anlaşması'nı imzaladı. Buna göre Kleber 40 gün içinde Kahire'den ayrılmayı, kendisinin ve Fransız ordusunun Fransa'ya güvenli bir şekilde geri götürüleceği İskenderiye'ye gitmeyi kabul etti. Hem Türk tarafı hem de Doğu Akdeniz'de görev yapan İngiliz yetkilileri aman bir an önce defolun gidin kafasındaydılar. Ancak Londra'daki Başbakan William Pitt hükümeti sertlikten yanaydı. Kayıtsız şartsız teslim olacaklar, yoksa hiç olmasınlar dediler. Bu da şu anlama geliyordu. Mısır'daki Fransız güçlere nereden baksan bir iki yıl kadar daha savaşacaklar, birçok muharebe ve birçok küçük çaplı çarpışmalar yapacaklar ve pek çok kan dökülecekti. Anlayacağınız o dönemde Avrupa'da insan hayatını umursamayan tek kişi Napolyon değildi. İngiliz hükümetinden red cevabı yiyen General Kleber de çaresiz, yalnızca 10 bin adamıyla 20 Mart 1800'de Heliopolis'te Mısır'ı kurtarmaya gelen bir başka Osmanlı ordusuna karşı önemli bir zafer kazandı. Bir kere daha dayak yemiştik. Ama aynı yılın Aralık ayında Suriyeli bir genç Kleber'i bir suikastle öldürmeye başardı. Böylece Mısır'daki Fransız güçlerinin elinde kalan tek nitelikli general de ayak altından çekilmiş oldu. Kleber'in yerine geçen kişi ise vasat ve niteliksiz General Jean-François Menon'ydu. Bu Menon, Mısır'da İslamiyet'e geçen tek Fransızdı. Kahireli bir hatuna vurulmuş, kızla evlenebilmek için İslamiyet'e geçmiş ve Abdullah adını almış. İngiliz hükümeti doğuya giden ticaret yollarını kesen bir noktada, yani Mısır'da kalıcı bir Fransız gücü görmek istemiyordu. Bu yüzden askeri bir operasyon başlatıp Ekim 1800'de General Abercrombie'yi Mısır'ı Fransızlardan temizlemesi için görevlendirdiler. Mart 1801'de Abukir Körfezi'ne yapılan çıkarma şiddetli çarpışmalara sahne oldu. Ancak nihayetinde başarıya ulaştı. 2 hafta sonra Abukir'de bir gece savaşı yapıldı ve İngilizler bu sefer bu savaşı kazandı. Ama komutan Abercrombie öldü. Haziran ayına geldiğimizde Fransız General Belliard, Kahire'deki 10 bin kişilik Fransız garnizonunu hiçbir direnç göstermeksizin korkakça teslim etti ve uzun süren bir direnişin ardından General Menon, Eylül ayında İskenderiye'de kalan 7300 askeriyle teslim oldu. Ekim ayında teslim olan askerler ve onlara bağlı kişiler Fransa'ya geri döndüler. Dönenler arasında Pauline Fourre de vardı. Ama Napolyon'a ulaşması kesinlikle engellendi. Ve Napolyon'a yaptığı hizmetlerin karşılığı olarak kırsalda bir malikane hediye edildi. Olayın üstü örtüldü, kapatıldı, gömüldü gitti işte. Peki Napolyon ve Fransızlar Mısır'da geçirdikleri aylarda ne başardılar? Hemen şöyle kısa vadede Fransız çıkarları açısından bakarsanız neredeyse hiçbir şey elde edememişlerdi. Avrupa'nın savaş alanlarında çok daha etkili bir şekilde kullanılabilecek, çoğu seçkin birliklerden oluşan savaş görmüş, tecrübe edilmiş 40 bin asker, Memlükler ve Osmanlılarla yapılan sonsuz ve nihayetinde anlamsız savaşlarla giderek azaldı. Napolyon Mısır'a giderken yol üzerindeki Malta adasını da ele geçirmişti. Bu da ada üzerinde gözü olan dengesiz Rus çarı Pavel'i kudurtmuş, Fransızlara karşı İngilizler ve geleneksel düşman olan Osmanlılarla ittifak yapmasına yol açmıştı. Mısır'a saldırdığı için İngiliz Kraliyet Donanması'nın Doğu Akdeniz sahillerine demir atmasına yol açtı. Ya Akka'da yenilmeyip de kaleyi ele geçirseydi ne olurdu dersiniz? Hiçbir halt olmazdı. Napolyon'dan bir İskender çıkmazdı çünkü karşısındaki güçler içeriden çökmek üzere olan çürümüş Persler gibi değillerdi. Akka'dan sonra daha ele geçirilmesi gereken pek çok şehir ve kale vardı ve Türkler yalnız da savaşmıyorlardı. Mısır'daki süre boyunca Fransızların savaşta ve hastalık nedeniyle verdikleri kayıplar yüksekti.
1796 ve 97 yıllarında İtalya'da savaşan Fransız orduları büyük soygunlar yapmış, tarihi eserleri yağmalayıp Fransa'ya taşımışlardı. Ama aynı şeyi Mısır'da yapamadılar. Bir kere Mısır çok daha fakir bir yerde. Altın, gümüş ve sanayi altyapısı şudur budur, bunları çalmanın, çırpmanın imkanı yoktu. Zaten bunlar yoktu. Mısır'ın tarihi eserleri desen, bunları da İngilizler sağ olsun Fransa'ya taşımanın imkanı bulunamadı. Dolayısıyla da Mısır seferindeki askeri kayıpları hiç değilse parasal anlamda telafi etmek mümkün olmadı. Yani Mısır seferi koskoca bir kara delik oluşturmuştu Fransız maliyesinde. 3 yıllık Mısır işgalinden elde edilen faydalar ancak uzun vadede ve dolaylı olarak ortaya çıktı. Bu faydalardan birisi de Avrupa'da gelişen Mısır tarihi ve kültürüne olan entelektüel ilgi oldu. Bütün bir batı dünyasında Egyptomania, yani bir Mısır çılgınlığı patladı. Ve zaman içinde Mısır'ın tarihi eserleri baştan sona yağmalandı. Dolayısıyla bu fayda mıydı, faydasızlık mıydı pek karar veremedim doğrusu. Zira 19. yüzyıl arkeoloji tekniklerinin berbat olması ve genellikle sığırların, para gözlerin, macera perestlerin, yani işten anlamayan yağmacıların yaptıkları kazılarda pek çok paha biçilmez eser tarumar oldu. Yeri geldi dinamit kullanan ayılar bile çıktı. Bir günde bu yağmanın serisini yaparız inşallah diyelim. Tabi kanala şöyle bir 500 bine ulaşır da canımın istediği keyfime uygun mevzuları işlemek lüksüne sahip olursam. Yani ölmeşim ölme. Söylemesi ayıp konuya dair bir araştırmam da kıytırık bir yerde yayınlandı. Ama gene de iyi kötü atıf alıyor. Mısır seferinde binlerce Fransız askeri ve on binlerce başka insan öldü, öldürüldü. Herkes kaybetti ama tek bir kazanan vardı. O da Hacı Yatmaz Napolyon'dan başkası değildi. Mısır'da kazandığı başarıları propaganda makinesi sağ olsun kutsallaştırdı. Ve ilk kez Mısır'da bir devlet veya bir ülke nasıl ele geçirilir, nasıl yönetilirin stajını yaptı. Kendisini geliştirdi. Hani Mısır'dan Fransa'ya döner dönmez ayının tozuyla bir iki ay içinde darbe yapması, Fransa'nın birinci adamı haline gelmesi falan size o yüzden hiç mi hiç garip gelmesin. Adam o işin stajını Mısır'da yapmıştı zaten. Fransızlar için Mısır seferi hem askeri hem de siyasal açıdan boş, hem de bomboş bir maceraydı. Tek kalıcı başarısı Sanat ve Bilimler Komisyonu tarafından yayınlanan bölge hakkındaki kapsamlı bir çalışmaydı. Ama bu 21 ciltlik Description de l'Egypte adlı bilimsel çalışmanın bedeli olağanüstü ağır oldu. Fransızlar 9000 asker, 4500 de denizci kaybetmişlerdi. Gerçi Napolyon direktuarlık hükümetine 5344 ölü rakamını vermişti ama gerçek rakam çok daha fazlaydı. Peki bunların Napolyon'un kariyerine olumsuz anlamda etkisi ne oldu? İster inanın ister inanmayın. Hiçbir olumsuz etkisi olmadı. Adam ballı gibi bir şeydi. Mesela Abu Kır Yarımadası'nda Osmanlı ordusunu neredeyse son adam varıncaya kadar kırıp büyük bir zafer kazandığı haberi, o daha Fransa'ya varmadan bir hafta önce Paris'e ulaşmış, dolayısıyla halk onu büyük bir kahraman olarak karşılamıştı. Sonuçta sıradan Fransız halkı Napolyon'u Mısır gibi devasa bir ülkeyi fethetmiş bir fatih olarak görüyordu. Zaten kendisine verilen sefer görevi de Mısır'ı ele geçirmek ve Mısır'ı yeniden ele geçirmeyi deneyecek Türk kuvvetlerini püskürtmekti. Bunları yapmış mıydı? Evet yapmıştı. O zaman kimse oydu, buydu, şuydu diye bir bahane bulup itiraz edemezdi. Eğer Mısır kaybedilecek olursa bu Napolyon'un suçu olmayacaktı. Ben ne yapayım kardeşim? Bana git Mısır'ı ele geçir dediler. Gittim ele geçirdim. Benden sonra orası kaybedildiyse benim suçum ne diyebilecekti. Dedik ya adam ballıydı diye. Mesela Mısır'da komutayı bıraktığı General Kleber, Napolyon'dan daha en başından beri ölümüne nefret ediyordu. Sefer gücünde Napolyon'dan çok daha yaşlı generaller olmasına rağmen neden Napolyon'a itaat ettiklerini anlamıyor, her fırsatta bu generallere laf çakıyordu. Öyle bir adamdı bu Kleber ve Napolyon Mısır'dan ayrılır ayrılmaz yeni komutan sıfatıyla içinde bulundukları durumu ve Napolyon'un hatalarını uzun uzun anlatan detaylı ve zehir zemberek bir rapor hazırlayıp Paris'teki direktuar hükümetine gönderdi. Ancak ne var ki bu mektup ve mektubu taşıyan kurye yolda İngiliz gemileri tarafından ele geçirildi. Ve andavallı İngilizler bu mektubu Napolyon'un aleyhine kullanmayı akıl edene kadar birkaç ay geçmiş, o arada da Napolyon Fransa'da iktidarı ele geçirmişti. Eğer mektup ele geçer geçmez direktuar hükümetine verilebilmiş olsaydı, Napolyon'un başı gerçekten de çok ağrıyabilirdi. Hem seriyi bitirmek hem de bu bölümü sonlandırmak adına az önce zikrettiğim entelektüel, kültürel ve sanatsal kazanımları biraz daha detaylı anlatayım diyorum. Dediğim üzere 21 ciltlik Description de l'Egypte adlı bir eser yayınladılar. İlk bölümünün yayın tarihi 1809, yani Napolyon bir imparator olarak Fransa tahtında, Avrupa'nın da tepesinde oturmaktadır. Bu birinci cildin başlık sayfasında Büyük İmparator Napolyon'un emriyle yayımlanmıştır ifadesi yer aldı. Ön sözde ise Mısır'ın İskender ve Sezar tarafından işgal edildiği
onların başarılarının Napolyon için önemli rol modelleri olduğu yazıldı. Bu serinin diğer ciltleri Napolyon iktidardan düştükten sonra da yayınlanmaya devam etti ve en sonunda bilim ve yayın tarihinin bir anıtı haline geldi. Mısır'a gitmiş olan savantlar, yani o Fransız bilginleri neredeyse hiçbir şeyi gözden kaçırmamışlardı. Kahire, Thebes, Luxor, Karnak, Aswan ve antik Mısır tapınaklarının olduğu diğer bütün yerleri ziyaret etmiş, incelemeler, kazılar yapmışlardı. Obelisklerin, sfenkslerin, hiyerogliflerin, piramitlerin, antik mezarların, mumyalanmış olan insan veya hayvanların bulabildikleri her şeyin resimlerini, eskizlerini olağanüstü bir detaycılıkla hem renkli hem de siyah beyaz olarak çizdiler. O eskizleri de kitap sayfası büyüklüğünde zannetmeyin sakın. Her biri 50 santime 70 santim ölçeğinde çizilmişti. Bu devasa çalışmada antik Mısır anıtlarının yanı sıra 1790'ların sonundaki Mısır şehirlerinin, kasabalarının ve Nil Nehri'nin son derece detaylı haritaları çıkarıldı. Minarelerin ve manzaraların eskizleri yapıldı. Sulama kanallarının taslakları çizildi. Ve pazar yerlerinin, mezarların, camilerin, kalelerin, sarayların, hisarların çizimleri de yapıldı. Description de l'Egypte, Fransız, hatta Napolyon dönemine ait uygarlığın zirvesini temsil etmektedir ve Avrupa'nın sanatsal, mimari, estetik ve tasarım duyarlılıkları üzerinde derin bir etkide bırakmıştır. Bilim adamlarının en büyük keşfi, Nil Deltası'nda, El-Reşit noktasında 3 ayrı dille yazılmış Rosetta taşını bulmak oldu. Bu Rosetta taşını bilenler bilir, bilmeyenler için anlatayım. Resimde de görüyorsunuz. 114 cm yüksekliğinde, 72 cm genişliğinde bir taş. Üzerinde Antik Mısır'ın resmi yazısı olan hiyeroglifler, yanında yine Antik Mısır'da günlük hayatta kullanılan demotik yazısı vardır. En sonunda da Antik Yunanca'da yazılmış bir metin bulunur. Bu Rosetta taşı M.Ö. 196 gibi, yani Mısır'da Yunan Ptolemaios hanedanı varken yazılmış. Taşın bir kısmının Yunanca yazılması da işte bu yüzden. Ve Fransız bilim adamları Antik Yunanca'yı bildikleri için hiyeroglif yazısını da Yunanca metni kullanarak çözebildiler. Yazıyı çözen kişi ise Champollion adında birisiydi. Bir Fransızlı adam. Taşı bulanlar Fransızlardı ama Champollion yazıyı İngiltere'deki British Museum'a giderek çözebildi. Senede 1822 falan. Tabii yıllar boyunca gitmiş gelmiş adam. Taşı bulan Fransızlar, yazıyı çözen bir Fransız. E o zaman İngiltere ne alaka derseniz. Olayın özeti de şu. İngilizler ve Osmanlı gücü Mısır'daki Fransızların teslim anlaşmasını halledince anlaşmanın maddelerinden biri de bulunan bütün arkeolojik eserlerin teslim edilmesiydi. Şimdi Mısır kağıt üzerinde de olsa ama öyle ama böyle Osmanlı toprağıydı. Ama Rosetta taşını ve diğer arkeolojik eserleri alıp götürenler İngilizler oldu. İyi de oldu açıkçası. Hani diyebilirsiniz ne demek yahu niye iyi olsun, vatan haini misin, Müslüman düşmanı mısın falan diyen insanlar çıkabilecektir. Sadece tek bir olay anlatayım. Sene 2011. Mısır'da Tahrir Meydanı'nda gösteriler olmaktadır. Mısır diktatörü Hüsnü Mübarek defolsun gitsin denmektedir. O arada göstericiler Kahire'deki Fransız Enstitüsü'ne girer, yağmalar, kalanı da ateşe verirler. O arada antik çağlardan her nasılsa günümüze ulaşmış kimi el yazması eserler yanar biter kül olur. Rosetta taşı İngiltere'de değil de Kahire'de falan olsa o da arada yok olup gidecekti belki. Lafı bağlayacak olursak. Gençler 5 bölümdür size burada Napolyon'un Mısır maceralarını anlatıyorum. Kaynaklarım hep İngilizce. Niye Türkçe kaynakları kullanmadın diyen olursa hem elimde yoklar hem de Mısır'ı ve Napolyon'u Fransızların gözünden anlatayım dedim. Niye Fransızlara karşı kazandığımız göz kamaştırıcı zaferlerimizi anlatmadın diyen çıkacaktır illaki. Artık o göz kamaştırıcı zaferleri de takipçi kasan vatansever Şaban YouTuber'lar anlatsın. Burada masal anlatmak için söyleşi yapmıyorum. Söyleşileri hazırlarken pek çok kaynağa başvurdum ancak inanılmaz çelişkiler ve farklı bilgiler vardı. Bir iki tanesini yukarıda zikrettim zaten. Hep diyorum, hep diyeceğim. Tarih ciddi bir iştir. Öyle YouTube'dan falan tarih öğrenilmez. YouTuber'dan zaten öğrenilmez. Sonuçta bu kanalda dahil hepsi çöp. Çöplük karıştırıp durmayın gençler. Gidip kitap okuyun.